Edirne'de çevresindekilerin kurbacı Savaş lakabını taktığı 3 çocuk babası Nihat Savaş Uzunlar'dan evini geçindirmek ve hasta eşinin tedavi masraflarını karşılamak için kurbağa avlıyor. Edirne'de kurbağa toplayan kurbağa avcıları zorlu şartlar altında ekmek parasını kazanıyor. Kurbağa, salyangoz toplayıcıları Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği üyesi 50'ye yakın kurbağa avcısından biri olan 53 yaşındaki Nihat Savaş Uzunlar'da evinin geçimini ve 3 yıldır KOAH ile mücadele eden hasta eşinin masraflarını karşılamak için zorlu koşullara göğüs geriyor. Çevresindekilerin kurbağacı Savaş lakabını taktığı Uzunlar'dan baba mesleğini uzun yıllardır sürdürüyor. Hava sıcaklıklarına göre kışın şafak vakti, havanın sıcak getiği günlerde ise gece kurbağa avlayan Uzunlar'dan kasık çizmesi, fener, gaz lambası, kepçe ve çuvalıyla kanadet ve göletleri dolaşıyor. Domates, biber, az peynir ve zeytinden oluşan çıkınını avlanma sahasında açan ve açlığını bastıran kurbağacı Savaş, havanın tamamen kararması sonrasında gaz lambası ve feneriyle aydınlattığı yuvalarından kurbağaları toplamaya başlıyor. Uzunlardan bataklık alanlarda bata çıka avladığı kurbağalardan boyu küçük olanları yaşam alanlarına bırakıyor. Etine dolgun kurbağaları ise çuvala koyuyor. O dere benim, bu tepe benim. Öp koşturuyorsun yani. Garantisi yok. O da rastgele. Hani rast gelirsen bir balıkçılık misali. Onu da denk getirirsen o günkü şartlarından dolayı işte evin kazancını sağlamaya çalışıyoruz. Artı bir sigortamız, bir garantimiz yok. Çünkü suya girdiğin zaman suyun ne olduğunu bilmiyorsun. Suda yürürsün, dengeni kaybetirsin, suya düşersin, boğulursun, Allah göstermesin. Yani Allah tüm kurbağa toplayan arkadaşların yardımcısı olsun. Yaklaşık 3-5 saatlik avlanmanın ardından evinin yolunu tutan Uzunlar'dan, kilogramını 10 liradan toptancılara sattığı kurbağanın masrafları düştükten sonra evine günlük 30-40 lirasına bereket dileyerek götürüyor. Kurbağacılık çok zor bir meslek. Örneğin nedir? İşte doğayı iyi bilmen gerekiyor. Artı soğuk havası var, yazı var, kışı var. Biz hem yaz topluyoruz hem kış topluyoruz bunu. Artı bir de fiyat dengelenmesini istiyoruz. Mesela yazın üretim çok olduğundan dolayı fiyatlar otomatikmen çekiyorlar. Neden çekiyorlar? Kurbağa çoğunluğundan dolayı. Aralık, Kasım, Ocak aylarında bu sefer kurbağa olmadığından dolayı fiyatları yükseltiyorlar. O da çok kötü hava şartlarından dolayı bizler etkileniyoruz.